Sayın Başkan, Sayın Sekreter, değerli meslektaşlarım, bugün bir sohbet yapacağız sizlerle. Üniversite masraflarına tesis yaklaşımları temel konusu üzerinden yapacağız. Elimden geldiğince güncel gelişmeler ve biz bu alandaki tesis yaklaşımlarının tamamını hemen hemen vermeye çalışacağım yani bu süre içerisinde. Konumuzu biz dört aşamaya böldük. Bir fonksiyonel anatomi, fizyoloji şeklinde bir böbrekler ne iş yapar tarzında başlayacağız. Oradan idrar formasyonu ve asıl konumuz olan teşhis yaklaşımlarına doğru ilerleyeceğiz. Şimdi öncelikle biz ürolojik olarak hastalıklara bakmaya çalıştığımız zaman şunu söyleyebiliriz ki ürolojik hastalıklar ya da üriner sistem hastalıkları pet hayvanlarına çok sık kılan hastalıklar. Bizim hemen hemen her gün önümüze gelen hastalar. Böbreklerin kompensatorik yapısı nedeniyle çift organ biliyorsunuz. Bu sebeple genellikle semptomsuz seyredebiliyor. Önemli bozukluklar oluşana kadar semptomsuz kalabiliyor. Fakat klinik belirtileri çok açık. Bize yardımcı olan önemli klinik belirtileri var. Mesela böbrek hastalıklarında poliüri, polidipsi, özellikle kronik böbrek hastalıklarında, akut böbrek hastalıklarında oliguri, anuri şeklinde idrar yapma yetersizliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Alt üriner sistem hastalıklarına baktığımız zaman kanlı idrar, hematuri, idrar yaparken zorlanma, strangüri, idrar yaparken ağrı, disuri gibi semptomlar ön planda oluyor. Kötü kokulu idrar gibi. Prostat hastalıklarında çok farklı seyrediyor prostat hastalıkları. Bir yandan alt üriner sistem hastalığı belirtileri var. Bir yandan idrar yapma güçlüğü var. Bir yandan lokomotor sistem bozuklukları var. İdrar damlatma gibi belirtileri de buradan görebiliyoruz. Dolayısıyla üriner sistem hastalıklarında başarının anahtarı erken teşhis ve tedavi. Bu da zorlu bir süreç. Bu süreçte birçok teşhis metodu kullanıyoruz. Gerek klinik belirtiler, gerekse laboratuvar belirtiler bize yardımcı oluyor. Ultrasonografi başta olmak üzere röntgen, radyografi ve ileri tekniklerden de yararlanabiliyoruz. Birçok test var bu konuda kullandığımız. Bu testleri de hastalığın kesin tanısı amacıyla biyopsiye kadar ve histopatolojiye kadar kullanabiliyoruz. Şimdi tabii öncelikle buradan hareketle kedilerde ve köpeklerde üriner sistem yapısına baktığımızda böbreklerle başlıyor üst taraftan. Üreterler ardından idrar kesesi. Erkeklerde prostat farklılığı var. Dişilerde de uterusu görüyoruz. Yani üriner sistemi aslında burada temel olarak baktığımızda böbrek ve alt üriner sistem hastalıklarından ibaret gibi görünebilir. Fonksiyon olarak baktığımızda üriner sistem hastalıklarında bir ilk soruyu şöyle sormamız gerekiyor. Üriner sistemin görevleri nelerdir? Üriner sistem ne iş yapar? Bu anlamda bir boşaltım sistemi, bir endokrin sistem, bir atık sistemi olarak karşımıza geliyor. Vücutta ihtiyaç olmayan metabolizma ürünlerinin vücuttan atılması temel işlevlerinden bir tanesi böbreklerin. Amino asit metabolizmasından gelen üre, kas metabolizmasından gelen kreatinin başta olmak üzere, ürik asit, bilirubin, hemoglobin yıkılmaması sonrası ortaya çıkan bilirubin, eritrositlerin, ömrü dolan eritrositlerin sistem tarafından uzaklaştırılması sırasında ortaya çıkan bir atık madde ve değişik hormon metabolitleri de vücuttan atılan ürünler bu işlemleri böbrekler yapıyor. Diğer taraftan su ve elektrolit dengesi, kan basıncının korunması, arteriyel kan basıncının düzenlenmesi, vücut sıvılarının ozmolitesi, elektrolit yoğunluğu, vücudun ihtiyacı olan elektrolitlerin geri emilimi, suyun geri emilimi ve bazı hormonların eritropoyetin başta olmak üzere 1,25 dihidroksikalsiferol olmak üzere kemik metabolizması üzerinde etkili olan hormonlar ve gastrin hormonunun düzeylerinin ayarlanması gibi de endokrin önemli fonksiyonları üstleniyor böbrekler. Tabii bunların hepsinin yapıldığı tek yer böbreklerde nefronlar. Nefron böbreklerin fonksiyonel ünitesi, en fonksiyonel ünitesi. Biraz bunun içine girelim sizinle. Bu gördüğünüz resim bildiğiniz gibi böbreklerin enine kesiti. Burada renal arterin girdiğini görüyorsunuz içeriye. Renal arter afferent arteriyol olarak içeriye giriyor. Efferent arteriyol olarak dışarıya çıkıyor. Bu süreç içerisinde içeride bir dizi işleme maruz kalıyor buradaki kan. Buradaki bir kısmı kortekste, bir kısmı medullada yer alan. Buradan da gördüğünüz gibi şu kısım korteks kısmımız.
Şu kısımda medulla kısmımız. Burası pelvis dediğimiz idrar toplama kanalları ve pelvis renalis dediğimiz alan. Bu renal arterimiz. Burada fonksiyon ünite nefron. Biraz daha yakınlaştığımızda şunu görüyoruz. Renal arterle aferent arteri içeri kan giriyor. Burada interlob var. İnterloblar arterlere dağılıyor. Ve buralar kalix renalisler ve korteks ve medulla kısımları. Buradan da süzülen idrar üreterler vasıtasıyla idrar kesesine naklediliyor. Bir nefronun yapısına baktığımız zaman nefron bir kapiller yumak. Aferent arteriyol içeri girdikten sonra bir kapiller yumağa dönüşüyor. Bunun etrafında bir Bowman kapsülü var. Filtrasyon işlemi tamamen burada oluyor. Bunun ardından tubül sistemi başlıyor. Bir kanal sistemi. Bu kısım proksimal tubül. Nefronun en aktif bölümü diyebiliriz. Bu bölümde minerallerin, elektrolitlerin, glikozun, suyun, özellikle bikarbonatın burada emildiğini görüyoruz. İlerleyen süreçte biraz daha açacağım bu konuyu. Buradan henle kulpu dediğimiz kısım distal tübüller ve idrar toplama kanalları şeklinde seyrediyor. Bu tubül sisteminin etrafında bir kapiller ağ görüyorsunuz. Bu kapiller ağda da emilen ürünler buradan tekrar dolaşıma kazandırılıyor. Nefronun başlangıç kısmı burası. Burada afferent arteriyol içeri girdikten sonra bir kapiller yumak yapıyor. Buna biz glomerulus adını veriyoruz. Buranın hastalıkları özellikle proteinuriyle ile seyreden hastalıklar. Çünkü burası birçok ürünü geçirmeyen, filtre eden bir alan. Burada proteinler anlamında bakarsak özellikle 65 bin dalton gibi ağırlığı olan albümin ki kan basıncının kanın onkotik basıncının sağlanmasında çok önemli bir moleküldür. 65 bin dalton ağırlığında buradan geçemez. Çünkü burada şurada gördüğünüz slit porlar dediğimiz bir yapı var. Bu yapı büyüklük seçer ve yük seçer. Protein materyaller kendisi de proteinle kaplı olduğu için bir siyaloprotein tabakasıyla kaplı olduğu için geçemez. Bu geçtiğinde zaten vücutta ödemler oluşuyor. Biz o zaman hastalığın adını nefrotik sendrom ya da glomerulopati olarak koyuyoruz. Burada afferent arteriyole gelen kan burada dolaşım içerisinde bir filtre edildikten sonra buradan tekrar dolaşıma kazandırılıyor. Burası biraz yakından baktığımızda burada farklı basınçların oluştuğunu göreceksiniz. Burada gerek glomerulusun gerekse Bowman kapsülünün uyguladığı basınçlar var. Bunlar damar içi basınç yani hidrostatik basınç damar içindeki kanın damar çeperlerine yaptığı basınç. Bir diğer basınç da damar içindeki protein benzeri maddelerin yaptığı, oluşturduğu onkotik basınç. Bunlar arasında ya bir 10-11 milimetre civarında bir fark var. Bu filtrasyon basıncını oluşturuyor. Buranın bir önemli işlevi daha var, glomerulusun. Bunu bilmekte fayda var. Biz böbrek hastalıklarında çok yaralandığımız bir alan burası. Şurada gördüğünüz afferent arteriyolun olduğu alandan şurada hücreleri görüyorsunuz. Bir dizi hücre var. Bu hücrelere yukta glomeruler hücreler diyoruz. Bunlar sensör gibi çalışıyorlar. Buraya gelen kanın azalması ya da artışı durumunda bunlar şu oluşuma, makula densa dediğimiz şu oluşuma sinyal göndererek filtrasyon oranını değiştiriyorlar. Yani böbreklere gelen kan akımı azaldığında filtrasyon hızı da benzer şekilde düşürülüyor. Ve bu şekilde kan basıncı korunmaya çalışılıyor. Benzer şekilde klinikte yaşadığımız dehidrasyon olgularında, sıvı kayıplarında, hipovolemi olgularında ve böbrekler vücuttaki sıvı dengesini ve arteriyel kan basıncını korumak için bu mekanizmayla çalışırlar. Bu mekanizmanın arka planında buradan salınan renin hormonu var. Reninin anjiyotensin 1, anjiyotensin 2 üzerinden akciğerlerdeki dönüşümü ve sonrasındaki vazokonstriksiyon olayı var. Buna biz kısaca renin anjiyotensin aldosteron sistemi diyoruz. Bu vücuttaki mineral ve su dengesinin korunmasında önemli bir sistem. İşte böbrek hastalıklarında bu sistem sürekli çalışarak intraglomeruler basıncı, glomerül içi basıncı artırdığı için yüksek tansiyona sebep oluyor, hipertansiyona. Hipertansiyonun da gözde, beyinde, kalp üzerinde çok olumsuz etkileri var kardiyovasküler sistemde. Bu da ilerleyen süreçte böbrek hastalıklarının kalp hastalıklarını da zorlamasına ve nörolojik hastalıkları ortaya çıkarmasına neden oluyor. Dolayısıyla buradaki oluşum ve bu sistemi anlamak çok önemli. Bu bir glomerül yapısını, bir nefron yapısını şu anda yakın planda görüyorsunuz. Buradaki gördüğünüz mineral maddeler bunların emildiği ve sekrete edildiği yerler.
Buradan şu özellikle mor renkli, açık lila renkli alana bakarsanız burada proksimal tümörlerde glikoz %99 oranında neredeyse emiliyor. Protein, vitaminler, düşük moleküler ağırlıklı proteinler bunlar büyük değil. 15 bin Dalton ağırlığındaki küçük moleküler ağırlıklı proteinler burada emiliyor. Üre, ürik asit, kreatinin ilaçlar da bu proksimal tübülün daha distal kısımlarında sekrete ediliyor. Kulp kısmında özellikle sodyum, potasyum, klor ve su emilimi gerçekleşiyor. Suyun bir kısmı yine distal tübüllerde ve toplama kanallarında gerçekleşerek vücudun sıvı dengesi sağlanıyor bu şekilde. Bu fonksiyonel anatomi olarak çok hızlı da olsa size böbreklerin ne anlamda, nereden nereye, ne iş yaptığını anlatmaya çalıştım. Şimdi bunu biraz daha, bir aşama daha açacağız. Böbreklerin en önemli fonksiyonu idrarı oluşturmak, idrarı yapmak. Bu idrarı nasıl yaptığına bakacağız. Kandan süzülen, filtre edilen materyallerin içerisindeki temel maddelerin alınması ve atık ürünlerin atılmasıyla ortaya çıkan ürün idrar. Bu filtrasyonla başlıyor. Glomerulusta ve pasif difüzyonla glomerlerdeki aktif emilimle devam ediyor. Burada yakın planda baktığınızda buradaki por yapısını görüyorsunuz. Şuradaki kısmı yukta glomerüler az önce ifade ettiğimiz yine buradalar. Bir önceki aşama glomerül filtrasyon. Buradan proksimal tübüle filtrat. Şuradan proksimal tübüle geçiyor. Aşağı yukarı 19 milimetre civalık farkla oluşan bir filtrasyon işlevi var. Bu glomerül filtrasyon için temel güç glomerüler kapiller hidrostatik basınç, afferent ve efferent atriyöllerin relatif direnciyle kontrol ediyor. Yani öyle bir sistem var ki burada kan akımı azaldığı zaman afferent arteriyol kendisini vazokonstrikte ederek kan basıncını korumaya çalışıyor. Aynı zamanda da efferent atriyolde vazodilatasyon oluşturarak idrar çıkışını artırmak tarzında bir kompensasyon oluşturuyor. Dolayısıyla buradaki glomerül filtrasyonun ayarlanmasında renin-angiotensin sisteminin çok ciddi katkısı ve önemi var. Bu her iki arteriyol daraldığı zaman kan akımının ve böbreklere gelen kan akımı azalır. Bunu dediğimiz gibi bir kompensasyon mekanizması içerisinde gerçekleştiriyor. Afferent arteriyol daralma, glomerül kapiller basıncı ve filtrasyon hızını da bu şekilde ayarlıyor. Yani böbreklerin bu mekanizması temel olarak bu işleve hizmet ediyor. Şimdi bu işlemlerden sonra yapılan bazı böbrek kompensasyonlarına gelmek istiyorum. Sizi özellikle nefronların aktivitesi bakımından. Şimdi köpek ve kedi böbreklerini dikkate aldığımızda 500 bin civarında her bir böbrekte nefron var. Yani bir köpekte 1 milyon civarında nefron bulunuyor. Kedilerde de 400-500 bin civarında nefron bulunuyor. Şimdi bu nefronların hepsi aynı anda çalışmıyor aslında. Çalışan ve dinlenen nefronlar var. Bu çalışan ve dinlenen nefronların esprisi böbreklerin kompensatorik yapısını korumaktır. Ancak sürekli kan akımının azalması, sürekli dehidrasyon, sıvı kayıpları, kan kayıpları veya renal işemiler, böbreklere gelen kan akımının azalması gibi durumlarda bu nefronların tamamı çalışmaya başlıyor. Bu da böbrek yetmezliğinde ilerleyen süreçte sonun başlangıcı gibi diyebileceğimiz bir durum oluşturuyor. Buradan idrar oluştururken özellikle filtrasyon sıvısı içerisindeki yani glomerül filtrat içerisindeki sodyum, glikoz ve diğer iyonların tamamı proksimal tübüllerde geri emiliyor ve vücuda kazandırılıyor. Kalan kısımların ve suyun miktarı da distal tübüllerde ayarlanıyor diyebiliriz. Şimdi şöyle bakarsanız glikozun %99'u proksimal tübüllerden emiliyor. Amino asitler vücudun yapı taşları. %99'u proksimal tübülden yine geri emiliyor, kazandırılıyor. Peki glikozürü olduğunda nasıl oluşur? Yani idrara glikoz niye geçer? Filtrasyon ya da taşıma kapasitesini açtığında böbreklerin eşik değer dediğimiz eşik değer geçtiğinde bu eşik değer köpeklerde 180-200 miligram civarında, kedilerde de 290 miligram desilitre civarında. Bunu geçtiği zaman ancak idrara glikoz geçer. Normalde idrarda glikoz bulunmuyor. Bu hangi hallerde ortaya çıkıyor? Hiperglisemi ile beraber seyreden glikozürü varsa o durumda şeker hastalığı. Ama hiperglisemi olmadan bir glikozürü varsa daha çok proksimal tübüler yetmezlik yani akut böbrek yetmezliği
ve kronik böbrek yetmezliğinde ortaya çıkıyor. Aminoasitler mesela %99'u yine böbreklerden emiliyor. Bir de kedilerde görülmemekle beraber köpeklerde görülen önemli bir hastalık var. Proksimal tübüler yetersizlik diyebileceğimiz Fanconi sendromu. Bu sendromda proksimal tübüler yetersizlik söz konusu olduğu için de idrara glikoz geçebiliyor. Şimdi diğer maddeler mesela sodyum %99'u yine proksimal tübülden ve distal tübülden henle kulpundan aşamalı olarak vücut ihtiyacına göre emiliyor. Potasyumun %60-90'ı, fosforun %60-90'ı, kalsiyumun %90'ı ve bikarbonat. En önemlilerinden birisi bikarbonat. Asit baz dengesinin korunmasında böbreklerin iki tane önemli işlevi var bikarbonatla ilgili. Birincisi bikarbonatın geri emilimi, bir diğeri de bikarbonatın rejenerasyonu fonksiyonu. Ve özellikle şurada gördüğünüz protonların distal tübüllerde idrar içerisine verilmesi de asit baz dengesinin düzenlenmesinde yine önemli bir işlev görüyor. Bir kısımda atılanlar var demiştik. Atılanlar da kreatinin gibi, üre gibi ürünler. Üre protein metabolizması kaynaklı bir ürün. Kreatinin de kas metabolizmasından geliyor ve bazı organik moleküller de yine böbrekler tarafından atılıyor. Vücuda alınan suyun %99'u emilir, kalan kısımda tamamen vücuttan atılır. Yani böbreklerin emilim fonksiyonu dışında önemli sekresyon fonksiyonu da var. Bunu da tübüler aracılığıyla yine yapıyor. Distal tübüler aracılığıyla yapılıyor. Bu çerçevede baktığınızda böbrek asit baz dengesinin düzenlenmesinde önemli bir aktör. Bikarbonatın emilimindeki bozukluklar renal asidozise sebep oluyor. Bunun proksimal olanı ve distal olan kısımları var ve üremik olan kısımları var. Temel olarak %99'unun proksimal tübülden emildiğini söyleyebiliriz. Suyun geri emilimi ve idrarı konsantre etme. İdrarın içerisindeki su, filtrelenen su geri emildikçe idrar giderek yoğunlaşıyor. Ne kadar yoğunlaşıyoruz şöyle söyleyebiliriz. Glomerül filtratın densitesi 1008-1012 aralığındadır. Ancak idrarın densitesi köpeklerde 1025'in üzerinde, kedilerde 1030'un üzerindedir. Bu aralıktaki yoğunlaşma işini tamamen böbrekler sağlıyor. Ekstraselüler sıvı volümünü, vücudun ihtiyacı olan su dengesini böbrekler sağlıyor. Bununla da yetmiyor. Böbreklerin bir de renal ve endokrin fonksiyonu var. Bu renin anjiyotensin aldosteron sistemi, eritropoyetin hormonu kan yapımı için kullanılan ve eikosanoidler de böbrekler tarafından düzenlenen önemli mekanizmalar. Renin anjiyotensin sistemi renal kardiyak ve vasküler fizyoloji düzenlenmesinde çok önemli bir role sahip. Az önce resimler üzerinden anlatmaya çalıştığım kan basıncının, arteriyel kan basıncının korunmasında önemli bir işlev görüyor, önemli bir görevi var. Bu yetersiz kaldığında ya da çok çalıştığında hipertansiyon, kalp yetmezliği ve böbrek yetmezlikleri, böbrek hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Burada anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörünün, anjiyotensin reseptör blokörünün ve aldosteronun çok önemli işlevleri var. İlerleyen aşamalarda bunlardan tekrar bahsetmek istiyorum. Ama basit olarak renal böbreklere gelen kan akımı azaldığında bu yukta glomeruler aparattan salınan renin hormonu anjiyotensini aktive eder, anjiyotensinojen üzerinden ve anjiyotensin 1'i oluşturur. Anjiyotensin 1 akciğerlerde anjiyotensin 2'ye dönüştürülür ve bu vazokonstriksiyon oluşturur ve aldosteron hormonunu uyarır. Aldosteron hormonu da suyun emilimini başlatarak vücudun sıvı dengesini korumaya çalışır. Sistem bu şekilde çalışıyor. İkinci olan kısım eritropoyetin hormonu. Eritropoyetinin %90'ı neredeyse böbreklerde sentezleniyor ve kemik iliğinden kan yapımını uyaran hormon eritropoyetin biliyorsunuz. Özellikle böbreklerin oksijen kullanımıyla da ilgili bu normoksi durumlarındaki resme dikkat ederseniz eritropoyetin üreten hücrelerin bir normal oksijenasyon durumundaki sayısı, hipoksi durumundaki sayısı. Bakınız bu hipoksiye cevap olarak da eritrozit üretiminin artışını sağlaması ve kan yapımını desteklemesi önemli bir görevi. Bizim karşımıza nasıl çıkıyor?
Böbreklerdeki sentez kapasitesi azaldıkça anemi oluşmaya başlıyor. Bu da özellikle kronik böbrek hastalıklarında önemli bir komplikasyon olarak karşımıza geliyor. Kronik böbrek hastalıklarında anemi hipertansiyonla beraber ikincil önemli komplikasyon. Üçüncü kısımda eikosanoidleri görüyoruz. Burada özellikle prostaglandinlerin altını çizmek gerekir. Böbreklere gelen kan akımının düzenlenmesi ve buradaki filtrasyon faaliyetinde vazodilatasyon etkiye sahip olan prostaglandinler çok önemli. Tromboksan ve lökotrienler de bunun tam tersine vazokonstriktif etkiler. Yani renal kan akımı ve renal hemodinamikler bozulduğu zaman vazodilatör olan prostaglandinler renal kan akımını artırır, glomerüler filtrasyon oranını yükseltir. Bu şekilde böbreklerin fonksiyonunun sürdürülmesinde çok önemli işler görürler. Dehidrasyon, işte anestezi, renal yetmezlik, anjiyotensin dönüşsüz enzim inhibisyonu ve üriner sistem obstrüksiyonlarında bu sistem devreye giriyor. Renal homeostatik fonksiyonları toparladığımız zaman ve baktığımızda böbrekler kan ve ekstraselüler sıvı volümünün düzenlenmesi, arteriyel kan basının düzenlenmesinde görev alır. Bunu renin anjiyotensin aldosteron sistemiyle başarır. İkinci sırada eritropoietin sentezi üzerinden eritrosit üretimi ve kemik iliğinin uyarılmasıyla kan yapımını stimüle eden ve böbreklere gelen kan akımının azalması dolayısıyla hipoksiye cevap olarak salınan ya da üretimi artan eritropoietinden sorumludur. Asit baz dengesini düzenler. Özellikle bikarbonatın geri emilimi ve sodyum, potasyum, klor düzeylerinin ayarlanması üzerinden baktığınızda yine önemli bir argüman fosfor ve kalsiyumun düzenlenmesi bakımından da vitamin D metabolizması üzerinde etkili bir fonksiyona sahip. Son olarak da üre ve kreatinin başta olmak üzere atık ürünlerin sekresyonunu sağlayan önemli işlevlere sahip bir organdan söz ediyoruz. Şimdi biraz hızlı olmuş olabilir. Sizi fizyolojide çok sıkmak istemedim ama fizyolojiyi bilmeden de bazen böbrek hastalığını anlamak çok mümkün olmayabiliyor. Bu yüzden bu bölümü anlatmak istedim. Biraz hızlı geçtim ama sizlerden de özellikle bu sistemi anlamanızı öneririm. Özellikle böbrek yetmezliklerinin tedavisinde bize renin anjiyotensin sisteminin iyi anlaşılması gerekli. Şimdi teşhis yaklaşımları, bugün asıl konumuz bu olduğu için teşhis yaklaşımlarına baktığımız zaman burada bir dizi testi görüyorsunuz. Anamnezden başlayarak fiziksel muayene, klinik muayenemiz, laboratuvar muayene, fonksiyon testleri, görüntüleme ve biyopsiden yararlanıyoruz. Şimdi bunları tek tek sizlere izah etmeye çalışacağım. Hematoloji, serum biyokimyası, idrar analizi bizim olmazsa olmazlarımız. Hematoloji üzerinden aneminin, serum biyokimyası üzerinden azoteminin, idrar analizi üzerinden proteininin değerlendirilmesi bizim için son derece önem taşıyor. Diğer taraftan böbrek büyüklüğün değerlendirilmesi, böbreklerdeki obstrüksiyonların değerlendirilmesi, böbrekteki yapısal bozukların ortaya konulmasında görüntüleme tekniklerinden yararlanıyoruz. Bunlar içerisinde ultrasonografi çok daha özel bir öneme sahip, daha az invaziv olan, iki boyutlu görüntü sağlayan, böbrekteki parenkim değişikliklerini, idrar kesesindeki duvar yapısal değişiklerini ve idrar formasyonundaki değişiklikleri ortaya koyabilen, çok kolaylıkla kullanılabilen bir aletimiz olduğu için de çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yine scintigrafi gibi, ekskratör ürografi gibi teknikleri de kontrast maddelerle birlikte kullanıyoruz. Buradan hareketle baktığımızda anamnezde böbrek hastası ya da üriner sistem hastası bize hangi şikayetlerle geliyor? Sıklıkla bize söylenen şeyler depresyon, anoreksi, halsizlik, ağırlık kaybı gibi belirtiler. Bunlar genellikle nonspesifik dediğimiz hastalığa özel olmayan şikayetler. Bunların yanında kusma var ki kusma özellikle akut böbrek hastalıklarında çok belirgin bir semptomdur. Nadiren ishalle de karşı karşıya kalabiliriz anamnezde. Spesifik şikayetlerse, özel şikayetlerse bize poliüri polidipsi olgusu. Poliüri polidipsi olgusu akut böbrek yetmezliğinde ağırlıklı olarak kronik böbrek yetmezliğinde ve bazı non-renal hastalıklarda ortaya çıkabiliyor. Akut böbrek hastalıklarında özellikle oligüri ve anüri %80 ya da 90 vakanın
anüri ya da olibürüyle seyrettiğini görüyoruz. Bu aslında bize daha semptomlar aşamasında bile bir şeyler söyleyebiliyor. Şöyle söyleyebiliriz burada hareketle. Eğer hastada idrar çıkışı azalıyorsa veya yoksa akut renal yetmezlik ve renal obstrüksiyondan şüphelenmelisiniz ya da alt üreniler sistemi obstrüksiyondan şüphelenmelisiniz. Hastada poliürü polidipsi varsa, çok su içme, çok idrar yapma var ise bu durumda kronik böbrek yetmezliği ve kronik glomerulopatiler ya da nefrotik sendromdan şüphelenmelisiniz. Ama idrar çıkışı normal olup ya da artmış bir idrar çıkışıyla beraber idrar yaparken ağrı, zorlanma gibi durumlar varsa daha çok alt üreniler sistem hastalıklarından ya da genital sistem problemlerinden bahsediyoruz demektir. Köpekler veya kediler genellikle ev içine idrar yapmıyorlar. Ama gece işemesi dediğimiz noktürü ya da bir anlamda buna idrar kaçırma diyebilirsiniz. Oluştuğunda daha çok bunun poliürü polidipsinin bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz. Veya Pollakuri'nin göstergesidir. Pollakuri poliürüden farklı olarak sık idrar yapma anlamına gelmektedir. Bir diğer konu ise idrar tutamama, inkontinens dediğimiz şey. Bunun nörolojik olan durumlardır bunlar. İdrarı tutamamayla karşı karşıya da kalabiliriz. Yani anamnezde aşağı yukarı hasta sahiplerinin siz sorduğunuzda size söyleyebileceği şikayetler bunlardan oluşuyor. Şimdi biz biraz daha bunu özelleştirelim. Pollakuri dediğimiz şey idrar yapma sıklığının artışını görebiliriz hastalıklarda. Poliüri ile karşı karşıya kalabiliriz. Poliüri polidipsi, idrar miktarının artışı ve çok su içme ile birlikte. Oligüri ya da anüri ile karşı karşıya kalabiliriz. İdrarın azalması veya hiç yapılamaması. Stranguri ve disuri, ağrılı idrar ve idrar yapma güçlüğü. Ve hematuri, kanlı idrar. Bunları açacak olursak, biz pollakuri dediğimiz zaman, yani sık idrar yapma dediğimiz zaman, alt üreniler sisteme lokalize olmuş hastalıkları düşünmemiz gerekiyor. İdrar kesesi ve üretra öncelikli olmak üzere. Ve yine vajinitler ve prepüsyal hastalıklarda da bunlar gözükebilir. Yine üreotiyazis gibi alt üreniler sistem bozukluklarında ortaya çıkar. Yani pollakuri temel olarak bir alt üreniler sistem hastalığı belirtisidir. İkinci olarak stranguri ve disuri yine pollakuri gibi alt üreniler sistem veya genital sistem hastalığının göstergesidir. Hematuri niye bunlarla birlikte veya tek başına bir alt üreniler sistem hastalığı belirtisidir. Eğer alt üreniler sistemde veya genel olarak sistemik bir bozukluk yoksa bu durumda trombosit yetersizliği veya fonksiyon bozuklukları, kanama hastalıklarını düşünmek gerekir. Oligüri ya da anüri akut böbrek yetmezliği ve alt üreniler sistem obstrüksiyonu dediğimiz iki tane önemli duruma işaret ediyor. Tam obstrüksiyon da söz konusu olabilir. Kısmi obstrüksiyon da söz konusu olabilir. Ama poliüri polidipsi dediğimiz zaman kronik böbrek hastalıklarından ya da kronik glomeruler hastalıklardan söz ediyoruz demektir. Diğer taraftan metabolik hastalıklarda diyabetes mellitus, diyabetes insipidus, hiperadrenokortizm gibi, hipertiroidizm gibi hastalıklarda da karşımıza çıkabilecek bir durumdur. Poliüri polidipsi durumu. Şimdi buradan poliüri polidipsinin nedenlerine baktığınızda genel çerçevede bir fizyolojik olabilir, diyabetle ilgili olabilir, insipidus veya mellitus, hiperadrenokortizm, hipoadrenokortizm, hipertiroidizm, akromegali gibi durumlarla olabilir. Burası daha çok metabolik kısmı yansıtıyor. Diğer taraftan karaciğer hastalığı ve ilaçlar, glikortikoidler, diüretikler, antikonvulsanlar gibi maddelerle alakalı olabilir. Bunların da biliyorsunuz eliminasyonu karaciğerde olduğu için. Bir diğer taraftan hiperkalsemi, hiponatremi ve hipokalemi gibi yine metabolik hastalıklarla bağlantılı olgular da ortaya çıkabilir. Bir de renal sebepleri var. Bizim asıl bugün konumuz olan renal sebepleri var. Renal glikoziri durumlarında ortaya çıkabilir. Bu Fanconi sendromu, kronik böbrek yetersizliği veya yetmezliği aynı zamanda diyabetik hastalıklarda da ortaya çıkabilen bir durumdur. Veya akut böbrek hastalıklarında da akut tubüler nekroz dediğimiz akut proksimal hasarda, tubüler proksimal hasarda karşımıza çıkar.
Diğer taraftan renal yetmezlikleri, gerek akut renal yetmezlik, gerekse kronik renal yetmezliklerde son dönemlerde ortaya çıkabilen olgular ve piyonefritis olguları ve yine buradan hareketle post obstrüktif diürezis olguları ve yine bir genital sistem hastalığı olan piyometra olgularında da poliürü polidipsi ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Şimdi tabii poliürü polidipsinin ayrıcı tanısı ayrıca bir dikkat ve ilgi gerektiriyor. Bunu ayırt edebilmek için eğer bir böbrek hastalığı yok ise bu durumda birçok teste ihtiyacımız var demektir. Bir diyabetes insipidus için modifiye su eksikliği testi, diyabetin tanısını koymak için açlık kan şekerinin ölçülmesi gerekiyor veya ilaç geçmişinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bir hipertiroidizm durumunda serum total T4 konsantrasyonunun ölçümüne ihtiyacımız var. Bir karaciğer hastalığı kaynaklı olgularda enzimlere, hepatik transaminaz enzimlerine ihtiyacımız var. Alkalen fosfataz gibi, ALT gibi. Yani burada poliürü polidipsi ile karşılaşıldığında bunun çok kolay bir değerlendirme olmayacağını söyleyebilirim. Tüm bu hastalıkları dikkate değer bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ama poliürü polidipsi ile beraber azotemi, hiperfosfatemi, anemi, hipertansiyon gibi komplikasyonlar bir araya geldiğinde biz konuyu böbrek yetmezliği noktasına ilerletebiliyoruz, götürebiliyoruz. Anemnezden sonra önümüze çıkan bir muayene sistemi, bizim yaptığımız muayeneleri, bir veteriner hekim muayenelerini kapsayan kısım var. Buradan biraz bahsetmek istiyorum size. Biz muayene sırasında hastalarda kilo kaybı ve zayıflık görüyorsanız kesinlikle kronik bir hastalıktan söz ediyoruz. Kilo kaybı ve zayıflama hemen birkaç gün içerisinde olacak bir durum değildir. Genellikle kronik böbrek hastalıklarında karşımıza çıkar. Dehidrasyon yani sıvı kayıpları hem akut böbrek yetmezliğinde hem kronik böbrek yetmezliğinde ortaya çıkabilir. Ancak şiddetli dehidrasyon var, sıvı kaybı varsa bunun akut renal yetmezlik bunun bir sonucu da olabilir. Vücutta ödemlerle karşılaşabiliriz. Bu ödemler ayaklarda ödemler tarzında ortaya çıkabileceği gibi asites ve pleural efüzyon gibi hizotoraks gibi göğüs boşluğunda ve karın boşluğunda sıvı toplanması şeklinde tezahür edebilir. Bunun en önemli belirtileri daha çok protein kayıplı nefropati dediğimiz glomerulopatilerde, amiloidozis gibi olgularda karşımıza çıkıyor. Sharpie köpeğini bilirsiniz. Mesela Sharpie'lerde Sharpie ateşi adını verdiğimiz bir hastalık var. Avustralya kedilerinde bunlarda konjenital glomerulopati ve amiloidozlar gelişiyor. Bunlarda da ayak ödemlerini ve hidrotrofsa asitesi görmek mümkün. Zaten temel olarak vücut boşluklarında sıvı toplanıyorsa eğer iki tane durumdan söz etmek gerekir. Protein kayıplı nefropati vardır ya da protein kayıplı bir enteropati vardır. Yani ishalle seyrediyordur. Bunların da değerlendirmesi yine kendi içerisinde yapılabilir. Subkutan ödemler kedilerde özellikle ayaklarda, arka ayaklarda daha fazla olmak üzere görebiliyoruz. Köpeklerde karın boşluğunda ortaya çıkabiliyor. Yine bir kediler için bir ayrıcı nokta. Glomerulopati olgularında köpeklerde asites daha çok gelişirken kedilerde de zaman zaman hidrotoraks ya da pleural efüzyon gelişebiliyor. Eğer hastalarda ateş varsa bu durumda piyonefrit, prostatit ve piyometra gibi enfeksiyöz hastalıklardan da söz ediyoruz demektir. Konjüktivalara ve ağız mukozasına baktığımızda solgunluk görürüz. Solgunluk gördüğümüzde de daha çok kronik renal yetmezliklerde karşımıza çıkan anemi olguları, eritropoyetin sentezinin yetersizliğinden kaynaklanan anemiden söz ediyoruz demektir. Akut renal yetmezlik olgularına genellikle anemi gözlenmez. Oral ülserler varsa ağız kokusu, kötü ağız kokusu, halitozis dediğimiz durum ve üremiye işaret eden durumlar. Bunlar da ağız muayene edildiğinde mutlaka dilde, yanakta, mukozalarda ülserlerin oluştuğunu görebilirsiniz. Burada ürenin yıkımı sonrası ortaya çıkan ülserlerdir bunlar. Yine diş kayıpları varsa çene kemiğinde deformasyon varsa, özellikle fibroz üremeler söz konusuysa, bu yaşlılıkla olabileceği gibi daha çok kronik böbrek hastalıklarında renal osteodistrofi dediğimiz durumda karşımıza çıkan bir olgudur. Diş kayıpları ve çene kemiği deformasyonu olgusu. Evet, buradan fibroz doku artışını şurada gösterebiliriz.
Burada ağız içerisindeki filiz doku artışı ve elastik çene denilen kalsiyum kayıpları sebebiyle ortaya çıkan durum. Bunun sebebi şu: kronik böbrek hastalıklarında yine bir amino filtrasyon oranı düştüğü için fosfor retansiyonu şekillenir. Biliyorsunuz fosfor kontrolü vücuttaki vitamin D ve parathormon kontrolündedir. Özellikle böbreklerdeki 1,25 dihidroksikolekalsiferol sentezi de aksadığı için buradaki fosfora, biliyorsunuz fosfordaki denge kalsiyum 2, fosfor 1 şeklinde homostatik olarak korunur. Bu korunma kapsamında parathormon marifetiyle bağırsaklardan ve böbreklerden kalsiyum emilimi artırılır. Bu da buralardan, kemiklerden kalsiyumun çekilmesiyle bu fibroz 9 artışına, fibroz istediğimiz duruma, çene kemiği ve diş kayıplarına sebep olur. Bunun kronik renal yetmezlik literatüründeki adı renal osteodistrofidir. Diğer taraftan böbreklerin asit baz dengesinde ve elektrolit anormalliklerinin elektrolit dengesinin sağlanmasında önemli olduğunu söylemiştik fizyoloji kısmında. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi potasyum. Potasyum genellikle akut renal yetmezlik olgularında hiperkalemi, potasyum artışını görüyoruz. Potasyum konsantrasyonu arttığı zaman da atrioventriküler bloka kadar giden bir seri bozukluk ortaya çıkar. Çünkü potasyum membran potansiyelini değiştirir ve miyokard kasılmaz aralıkları uzar, aksiyon potansiyeli zayıflar, impuls iletimi yavaşlar ve atrioventriküler bloka kadar gidebilir. Özellikle 7-8 gibi rakamlara çıktığında potasyum konsantrasyonu bradikardi ardından atrioventriküler blok ortaya çıkarabilir. Burada şu traseye dikkat ederseniz, burada P dalgası, QRS kompleksi ve T dalgası var. Burada değişiklikler olur hiperkalemi durumlarında. EKG üzerinden izlenebilir bu. Buradaki T'nin çadır yaptığı anlamına gelen T yükselmesi, QRS kompleksinde genişleme, PR aralığında uzama, bu işte aksiyon potansiyel uzamasıyla gerçekleşen durumdur. Ve sonraki dönemde de P dalgasının kaybolması, yani atrial blok ortaya çıkar. Bunun arkası ölümle seyreder. Buradan rakamlara dikkat ederseniz 6-7 aralığında yaklaşık sadece T yükselmesi, 7-8'de küresi genişlemesini, 8-9'da PR aralığında uzama ve 9-10 aralığında da atrial bloku görebiliyoruz. Bunun üzerine çıktığında zaten atrioventriküler blok şekilleniyor ve ölüm ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kedilerde daha kolay olmak üzere böbrek palpasyonu yapabiliyoruz fiziksel muayene sırasında. Çok kolay olmamakla beraber kedilerde çok daha rahat ve kolaydır abdomen gevşek olduğu için. Köpeklerde ise biraz daha zor, ancak lumbar bölgeden bunu muayene edebilirsiniz. Biz genel olarak glomerulopatilerde, glomerulonefritislerde, akut böbrek yetmezliklerinde böbrekte şişkinlik, solgunluk ve büyüme görüyoruz. Dolayısıyla akut renal yetmezlik, akut piyonefrit, renal kistler, amiloidoz, renal neoplazide böbreklerde büyüme göreceksiniz. Aslında şu resme dikkat ederseniz, akut böbrek hastalıklarında böbreklerin büyüdüğü, solgun hale geldiği, kronik böbrek hastalıklarında böbreklerin küçüldüğü ve de giderek dejenere olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda böbreklerin büyüklüğünü değerlendirmek de önemli. Kronik böbrek hastalıklarında böbreklerde küçülme ve düzensiz bir yapı bekliyoruz. Ne kadar derseniz, yani bu büyüklükleri nasıl değerlendiriyoruz? Bu radyografi üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Lumbar 2 vertebraya göre bunu değerlendiriyoruz. Köpeklerde lumbar 2 vertebranın 2,5-3,5 katı normal büyüklük. Kedilerde de 2,5-3 katıdır bu. Bunun üzerine çıkmışsa böbrek büyüklüğü, bunu radyografi üzerinde kolaylıkla yapabilirsiniz. Böbreğin büyük ya da küçük küçülmüş olduğunu değerlendirebiliriz. Buradan baktığınızda radyografide bir ventrodorsal radyografide böbreği görüyorsunuz. Şurada da ureteri görüyorsunuz. Burada da diğer böbrek ve burada yine lateral radyografide böbrekleri görüyorsunuz. Böbrekler konum itibariyle lumbar 2-5 sol böbrek, torakal 13 lumbar 2 düzeyinde de sağ böbrek yer alıyor. Konumları da buradan görebilmek mümkün. Şurada gördüğünüzde idrar kesesi. Dediğimiz gibi bu radyografi üzerinden kolaylıkla lumbar 2 vertebra hemen şurası, bu vertebra uzunluğuna göre böbrek uzunlukları değerlendirilebilir. Tabii başka yöntemler de var. Ultrasonografik olarak da ölçebiliyoruz böbrekleri. Böbreklerin uzunluğunu. Bu da köpeklerde kilo ile orantılı bir değişim de
söz konusu. Köpeğin kilosuna ve ırkına bakarak da değerlendirmeler yapabilmek gerekir. Ama 2007 yılında çıkan bir değerlendirme var. Böbrekler ve aortik luminal çap üzerinden bu ultrasonografik olarak yapılıyor. Böbrek uzunluğunu ölçüyorsunuz. Aortik luminal çapı ölçüyorsunuz. Bunu birbirine oranladığınızda 5,5'tan küçükse küçük, 9,1'den büyükse böbreğin büyük olduğu değerlendiriliyor. Bu önemli bir test. Rahatlıkla ultrason kullanan arkadaşlarımız bu testi yapabilirler. Kalbin oskültasyonu yapılabilir fiziksel muayene sırasında ve femoral nabız kontrolü yapılabilir. Buradan baktığımızda bradikardi gözlenmesi, kardiyak aritminin belirlenmesi, dolaşımın değerlendirilmesi, çünkü üremiye bağlı miyokarditisin değerlendirilmesinde de bu oskültasyon işimize yarayacaktır. Diğer taraftan idrar kesesinin palpasyonu yapılabilir. Taş veya kitle varlığı, duvar kalınlaşması, bunlar palpasyonu anlamak çok kolay değil, bunu söyleyebilirim. Biz de bunları daha çok ultrasonografi üzerinden yapabiliyoruz ama dediğim gibi kedilerde yine bu çok kolay. Köpeklerde ise gerginliği anlamak mümkün olmakla beraber duvar kalınlıklarını değerlendirmek mümkün olmayabilir. Genital kanal aynı yere açıldığı için mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Özellikle akıntı varsa, kitle varsa, kızarıklık varsa bazen kanama olgularının arkasından veneral tümörler çıkabilir. Bir prostat hastalığı çıkabilir. Bir uterus hastalığı, piyometra çıkabilir. Mutlaka muayenede, fiziksel muayenede dikkate alınması gerekiyor. Bölgesel lenf yumrularının değerlendirilmesi önemli. Birlikte seyreden hastalıkların ortaya konulması ve bölgesel olup olmadığının değerlendirilmesinde de yine bu bölgesel lenf yumrularını değerlendirebiliriz. Biz veteriner hekim olarak fiziksel muayene dayalı başlarız ama kanıta dayalı teşhis yapabilmek için mutlaka laboratuvara ihtiyacımız var. Laboratuvarda da karşımıza hematoloji, serum biyokimyası ve idrar analizi çıkıyor. Böbrek hastalıklarında bu üç analizden de yararlanıyoruz. Öncelikle hematolojiye baktığımızda nötrofilik lökositozis yani akut aktif yangı dediğimiz lökosit sayısının yükselmesi durumu akut piyonefritlerde, akut prostatitte ve piyometrede karşımıza çıkıyor. Bunun dışında anemiyi değerlendirebiliyoruz hematolojide. Anemi kronik böbrek hastalıklarının bir komplikasyonu. Burada özellikle kemik iliği cevaplı olmayan yani non-rejeneratif anemiler ortaya çıkıyor. Normositik, normokromik, non-rejeneratif dediğimiz anemiler. Yani ortalama alyuvar hacminin düştüğü, ortalama alyuvar hemoglobin konsantrasyonunun düştüğü ve retiklozit yapımınınla desteklenmediği olgular, non-rejeneratif anemi olguları karşımıza çıkıyor. Daha nadir olgularda da makrositik hipokromik olgular, rejeneratif anemiler daha çok akut böbrek hastalıklarında karşımıza çıkan durumları oluşturuyor. Trombozit sayısının genellikle normal olduğunu görüyoruz hematolojide. Ancak bazı glomerüler hastalıklarda trombositopati gelişebiliyor. Yine üremiye bağlı trombositopati gelişebiliyor. Bu da aklımızda tutmamız gereken sonuçlardan bir tanesi. Önemli kısım burası. Biz fonksiyon testleri, enzimler, üre ve kreatinin düzeyleri üzerinden böbrek fonksiyonlarını değerlendirebiliyoruz. Buradan en önemli testlerden bir tanesi kan ürenitrojen düzeyi. Kan ürenitrojeni sürekli yapılan ve atılan bir ürün, üre. Bu özellikle azotemi dediğimiz olguda aktörlerden bir tanesi. Biz azotemi dediğimiz zaman üre ve kreatinin artışından söz ediyoruz. Birlikte artışından söz ediyoruz. Normal üre düzeyi köpek ve kedilerde yaklaşık 16-25 miligram desilitre aralığında. Bazı kaynaklarda 25-35 miligram desilitre olarak da geçebilir ama üst sınırının yine 35 miligram desilitre olduğunu söyleyebiliriz. Üre protein metabolizmasının bir ürünü ve vücuttan atılması gerekiyor. Bunun üstündeki rakamlar 35'lerin üzerindeki rakamlar bu atılım yetersizliğine işaret ediyor. Ancak üre bir protein kaynaklı ürün olduğu için günlük protein alımından etkilenebilir. Çok duyarlı bir parametre olarak kabul etmiyoruz aslında. Burada üre sentezi sırasında oluşan yıkım, glomerül filtrasyon ve tübüler emilimle atılımın şemasını görüyoruz. Üreden tübüler üre aynı zamanda tübüler geri emilim nedeniyle glomerül filtrasyon oranını da yansıttığı için. Yani niye atılmıyor? Glomerül filtrasyon oranı azaldığı için atılmıyor. Ve buradan kaynaklı bir azotemi gelişiyor.
İkinci sıradaki önemli aktörümüz kreatinin. Kas kreatinden köken alıyor ve kastaki bozukluklardan etkilenmiyor, eksojen faktörlerinden etkilenmiyor. Dolayısıyla böbrek hastalarının tanısında çok önemli kabul edilen bir parametre. Gözümüz kulağımız bunun üzerinde oluyor. İzlemelerde de kreatinini kullanıyoruz. Kreatininin handikapı ya da dezavantajı diyelim, önemli bir parametre olmakla beraber böbrek yetersizliğinin etken dönemlerinde yükselmiyor. Daha çok geç dönem böbrek hastalıklarında yükseliyor. Ve aynı zamanda böbreklerin kompensatörlük yapısı nedeniyle böbreklerdeki fonksiyonel nefron sayısı %75'in altına düşene kadar belirgin bir artış göstermiyor. Yani bu şu demektir. Kreatinin artık arttığında kreatinin ortalama düzeyi köpeklerde 1,4, kedilerde 1,6 miligram desilitre düzeyindedir. Biz üremi ya da azotemi dediğimizde bunun iki katına çıkmasından söz ediyoruz. 2,8 ve üzeri en az 2'nin üzerine çıkmasını söz ediyoruz. Bu duruma geldiğinde önemli nefron kaybı var. Fonksiyonel nefron sayısı %75'lerin altına düşmüş anlamı taşıyor. Bu çerçevede önemli bir parametre olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığınızda da glomerül filtrasyonunun en önemli, en iyi indikatörü, en iyi göstergesi. Ve son yıllarda popüler olan parametrelerden bir tanesi sistatin C. Bu da bir protein tabiatında bir ürün. Glomerülslerden serbestçe filtre ediliyor ve proksimal tübülerden geri emiliyor. Dolayısıyla hem glomerül filtrasyon oranının bir göstergesi hem de proksimal tübüler fonksiyonun bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Böbrek hastalarında idrardaki miktarı çok artıyor. Dolayısıyla idrardaki miktarının ölçülmesi önemli. Birçok çalışmada böbreklerde 200 kata kadar arttığı ifade ediliyor. Gerek kan gerekse idrardaki konsantrasyonları böbrek hastalarının tanısında kullanılıyor. Rutinde kullanılan bir parametre değil. Veteriner klinikte daha az yaygınlıkta kullanılıyor. Ancak beşeri hekimlikte sıklıkla başvurulan parametrelerden bir tanesi özellikle akut böbrek hastalarının tanısında yararlanılıyor. Clearance metotları dediğimiz böbrek fonksiyonunu ölçen testler de var. Bu testler birçoğu bunların boya maddeleri ya da kreatinin gibi maddeler. Bunlar böbreklere verilerek, kan yoluyla verilerek böbreklerden eliminasyon olanı değerlendiriliyor. Bu aslında glomerül filtrasyon oranının yine bir ölçümü şeklinde. Bu çerçevede neler var derseniz inülin, kreatinin, iyoeksol ve radyoaktif işaretlenmiş ürünler gibi birçok maddeden söz edebiliriz. Bunların handikapı zor yapılmalarıdır. Agresif işlemler gerektiriyor. Şimdi şuradaki resimlere bir bakarsanız burada en az 7 tane kan örneğine ihtiyacınız var. Hastaya 40 miligram kilogram kreatinini damar içi vereceksiniz. Sıfır kan alacaksınız önce, sonra kreatinini vereceksiniz. 5, 10, 60, 120, 240, 360, 480 dakikada tekrar kan alacaksınız. Ve şu eğriyi oluşturacaksınız. Bu eliminasyon normal yapılıyorsa böbrekler normaldir ya da bu eliminasyondaki azalma ne kadar fazlaysa böbreklerdeki fonksiyonel kayıp o kadar fazladır şeklinde. Genellikle çok tercih edilmiyor. 24 saatlik idrar toplanması, en az 12 saat köpeğin aç kalması gibi bir takım ön hazırlıklar da gerektirdiği için çok tercih edilen işlemlerden bir tanesi değil. Daha bizim veteriner klinikte tek analizler üzerinden yapılan örneklemelerin daha fazla kabul gördüğünü söyleyebilirim. İdrar densitesini ölçmek bu favori bir parametre. Yine kreatinin gibi. Ve idrar densitesi her yerde ölçülebilir. Burada gördüğünüz alet bu bir refraktometre. Bunların şu anda dijital olanları da var. Briggs olanları da var. Biliyorsunuz kolostrum için de belki büyük hayvan çalışan arkadaşlarımız bilir. Orada da kullanılıyor. Burada idrar densitesini ölçmek aslında bir anlamda böbrek fonksiyonunu, tübüler fonksiyonunu ölçmek anlamına geliyor. Hani glomerüler filtrasyonu anlatırken bir cümle kullanmıştık. Glomerüler filtratın densitesi 1008-1012 aralığında demiştik. Böbrek yaptığı fonksiyon gereği bunu yoğunlaştırıyor, idrarı yoğunlaştırıyor. Nereden nereye yoğunlaştırıyor idrarı? 1012 olan filtratın densitesi köpeklerde 1025-1035 aralığına kadar, 1040'a kadar, kedilerde yine 1035'ten 1050'ye kadar bir aralıkta yoğunlaşabiliyor. Bu su alım oranı vesaire gibi şeyler bunu etkileyebilir. Tabii burada azotemi olgularında da olguların değerlendirilmesinde de önemli işlev gören bir parametre bu. İdrar densitesinin azalması demek
fonksiyonel olarak böbreklerin kaybı anlamına geliyor. Glomerül filtrasyon oranının azaldığı ve böbreklerin fonksiyonel kapasitenin azaldığı anlamına geliyor. Bu 1012'ye ne kadar yaklaşırsa o kadar bozulma var demektir. 1012'nin altına düşüyorsa hemen hemen böbrekler hiç çalışmıyor anlamına geliyor. Fakat bu parametre dehidrasyondan etkilenen bir parametre. Dehidrasyon olduğunda biliyorsunuz renin angiotensin sistemi üzerinden sıvı tutulması başladığı için prerenal azotemide idrar densitesinin yükselmesini bekliyoruz. Normal şartlarda böyle olur. Ancak böbrek hastalıklarında glomerül filtrasyonu iyi çalışmıyorsa, böbrek fonksiyonu düşükse buna rağmen altta kalır. Özellikle 1008-1028, kedilerde de 1035'in altındaki aralıklar bize böbrek hastalıklarını ifade eden aralıklar. Spesifik densite ölçümü ya da spesifik gravite ölçümü çok ucuz, masrafsız bir ölçüm. Sadece bu alete ihtiyacımız var. Ve özellikle aynı zamanda proteinuriyi de söyleyebiliyor. İdrardaki protein miktarını da söyleyebiliyor. Bu bakımdan baktığımızda çok yararlı bir değerlendirme olacaktır. İdrar densitesinin azalmış olması böbrek hastalıkları, böbrek yetmezliği için önemli gösterge. Alt üreniler sistem hastalıklarında prerenal azotemide değişiklik olmaz, düşme olmaz. Prerenal azotemide artar. Alt üreniler sistem hastalıklarında da miktarı ya da densitesi değişmez genel olarak. Tübüler fonksiyon testleri var. Bunlar da yine böbrek hastalığında değerlendiriliyor. Su eksikliği testi yapılarak yine spesifik graviteye dayalı olarak su vermezseniz hastada densitenin yükselmesi gerekir. Böbrekler çalışıyorsa. Ama böbrekler çalışmıyorsa yine densite yükselmeyecektir. Bu aşağı yukarı özet olarak böyle söyleyebileceğimiz bir test. Bir diğer test fraksiyonel ekskresyonlar. Hani demiştik ya sodyumun %99'u, potasyumun %60-90'ı, fosforun %80'i böbreklerden emiliyor. Bunların idrara geçiş oranlarını değerlendirerek buna fraksiyonel ekskresyon diyoruz. Burada gördüğünüz formüller üzerine hesaplanarak hem idrardaki hem kandakinin ölçülmek suretiyle birbirine oranlanarak idrar miktarıyla birlikte böbreklerin yeterli emilim ve yeterli sekresyon yapıp yapmadığı değerlendiriliyor. Bu da böbrek fonksiyonu ölçümünde bir aşamadır. Fosfor en önemli parametreden birisi. Hem akut renal yetmezliklerde hem kronik renal yetmezliklerde fosfor retansiyonu olduğunu görüyoruz. Fosforun yüksek olduğunu görüyoruz. Burada akutla kronik arasındaki farkları belirleyenler yine klinik parametre. Mesela akut renal yetmezlikte de mutlaka bir fosfor artışı olur ama azotemiyle beraber anüri ve oligürü vardır. Burada ise azotemi, fosfor retansiyonu, hiperfosfatemi artı poliürü, polidipsi gibi belirtiler, hipertansiyon, anemi, renal osteosistoli gibi belirtiler bunu takip eden belirtilerdir. Ayrımı da bu şekilde yapabiliriz. Homeostazisinde vitamin D'nin ve parotid hormonun kontrolü olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda da bu fosfatoninler de gündeme geldi. Ama genel çerçevede baktığınızda renal fonksiyonun bozulmasıyla paralel olarak fosfor retansiyonu olduğunu görüyoruz. Fosfor yükselmeye başlamış ise renal fonksiyonu da azaldığını söyleyebiliriz. Şu üstteki satıra dikkat ettiğinizde akut renal yetmezliklerde renal fonksiyon azalıyor, glomerül filtrasyon oranı düşüyor ve fosfor retansiyonu oluşuyor. Kronik renal yetmezliklerde benzer şekilde yine glomerül filtrasyon oranı düşüyor, fosfor retansiyonu oluşuyor ancak bu durumda fibroblast growth faktör dediğimiz bir faktör salgılanıyor. Bu da 1,25-dihidroksikolekalsiferolün sentezini baskılayarak parat hormona mesaj gönderiyor ve parat hormon salınarak fosfor tübüler geri emiliminin azalması ve fosfatürre ile sonuçlanmasına neden oluyor. Yani vücudun homeostatik mekanizmaları aslında her olguya cevap verebilir. Fakat bazen bunların zararlı sonuçlar verdiğini de söyleyebiliyoruz. Hiperfosfatemiye baktığımızda akut böbrek yetmezliğinde, kronik böbrek yetmezliğinde ve üriner obstrüksiyonlarda renal olarak azaldığını söyleyebiliriz. Tersine hipofosfatemi olduğunda da özellikle primer hiperparatiroidizm gibi olgular, renal tübüler asidoz Fanconi sendromu yine renal kaynaklı olgularda karşımıza geldiğini söyleyebiliriz. Hipofosfatemi renal hastalıklar kapsamında. Kalsiyum genellikle çok değişmez ancak renal osteodistrofi, kronik böbrek hastalıklarındaki renal osteodistrofi ilerler ve yükselirse
Bu durumda kalsiyum da yükselmeye başlar. Parathormon marifetiyle ortaya çıkan kemiklerden ve böbreklerden olan emilimin artışı sebebiyle. Sodyum genellikle normaldir seviye. Özellikle renin-angiotensin sistemi çalışıyorsa, ama dehidrasyon tipine göre değişebilir. Sıvı tedavisinde etkilenebilir. Ancak renin-angiotensin sisteminin çalışmasına rağmen sodyum yükselmiyorsa kötü prognoza işaret ettiğini söyleyebiliriz. Potasyum artışı yani hiperkalemi akut renal yetmezlik, oligürik ya da anürik olgularda çok yükselir ya da obstrüksiyonlarda da çok yükselir. Her ikisini de görebilirsiniz. Kronik hastalıklarda ise normal veya azalmış olabiliyor. Daha çok biz şöyle söyleyebilirim genel olarak. Mesela kedilerde akut renal yetmezliklerde hiperkalemi, kronik renal yetmezliklerde hipokalemi olarak karşımıza sıklıkla geliyor. Bunu söyleyebiliriz. Köpeklerde hipokalemi riski kronik böbrek hastalıklarında daha düşük. Bunu da ifade edebiliriz. Ne kadar düşük dediğimiz zaman potasyumun 5'in altında olması, 5'in üzerinde olması gerekiyor. Normalde 4-6 aralığında barelimiz. 6'ın üzerindeki hafif, 6-8 orta, 8-8 üzerinde şiddetli. Zaten 8'den sonra bahsettiğimiz şurada da göreceğiniz anormallikler ortaya çıkıyor. Buradan bu trasilere bakarsanız T yükselmesi demiştik. Fosfor P dalgasının kaybı, kürese genişlemesi gibi belirtiler. Atrial blok ardından da atrioventriküler blok şekilleniyor. Yine burada da T elevasyonunu, şurada T dalgasının yükseldiğini görüyorsunuz ve P dalgalarının olmadığını görüyorsunuz. Bu atrial blok, atrial arrest anlamına gelen bir durumdur. Potasyumun düşüklüğünde özellikle kediler için çok önemli bu. Miyopati gelişiyor. Dokunduğunuzda ajite durumda olan kedide ağlamalar, inlemeler duyabilirsiniz. Tepki verir kedi. Ve vücut tipi de, vücudun duruşu da çok tipiktir. Boynunu kaldıramaz, boyun eğiktir. Kifozis durumu vardır ve hayvan pelte gibi durur. Burada özellikle 3'ün altındakinden başlamak üzere 2,5'ün altına düştüğünde daha şiddetli olarak bunu görebiliyoruz. Hipokalemide potasyumun özellikle beslenemeyen hayvanlarda potasyum alımı daha çok gıdalarla diyetli olur. Diyet alımının azalmasında ortaya çıktığını söyleyebiliriz ama sonrasında böbreklerdeki emilim kapasitesinin azalmasıyla doğru orantılı olarak hipokalemi şekilleniyor. Yine bikarbonat, kronik böbrek yetmezliği ve akut böbrek yetmezliği olgularında bikarbonat azalıyor. Bu proksimal tübüler yetmezlik anlamına gelen olgular bunlar. Özellikle asit baz dengesinin düzenlemesinde önemli işler gören böbreklerin yani nefronların proksimal tübüler kısmının hasarında ya da yetersizliğinde bikarbonat yere emilimi gerçekleşmediği için bikarbonat kaybı ortaya çıkar. Dolayısıyla bikarbonat düzeyleri de düşmüş olur. Serum albümin özellikle glomerulopati ile seyreden hastalıklarda ve kronik renal hastalıklarda idrar yoluyla kayıp sebebiyle azalıyor genellikle. Globulinler ise tam tersine kronik yangı durumlarında arttığını söyleyebiliriz. Albümin özellikle glomerüler hastalıklarda düzeylerini ölçmek önemli. Bu yine klinerlerden bahsetmiştik. Böbrek testlerde yine kullanılabilir. Burada daha özel olarak bazı testler var. İdrarda enzim ölçmek. Gamma glutamil transferaz enzimi, N-asetil beta-D-glukozaminaz enzimi, alkalen fosfataz enzimi, beta-glukuronidaz gibi enzimler ve sistatince nötrofil jelatinoz asosiyetit lipokalin gibi kidney incir molekülü, böbrek hasar molekülü gibi, interleukin 18 gibi ve son yılların popüler aktörü simetrik dimetil arginin gibi testlerde spesifik bioveriteç olarak kabul ediliyor. Bunları açarsak biraz bu gamma glutamil transferaz enzimi özellikle çok ucuz bir ölçüm. Normalde idrarda bulunmuyor bu enzim. Proksimal tübülerin fırçamsı kenarlarında lokalize olan bir enzim. İdrardaki varlığı direkt proksimal tübüler hasarı gösterdiği için önemli kabul ediliyor. Ve akut böbrek yetmezliği şüpheniz varsa idrarda GGT ölçerseniz çok ucuz bir ölçümdür. 2-3 lira civarında bir ölçüm maliyet olarak veya ticari olarak baktığınızda 15 liralık bir ölçümle bunu sağlayabilirsiniz. Yine lizozomal bir enzim olan NAG enzimi de bunlardan bir tanesi. Biomarkerlar diye baktığımızda bizim şu andaki çalışma konularımızı bunlar oluşturuyor. Böbrek hasar molekülü
normal böbrek dokusunda ya da idrarda bulunmayan bir molekül. Bir protein tabiatında molekül. Bir protein aslında bu. Bunun kanda yükselmesi veya idrara geçişi akut böbrek hasarı için önemli bir gösterge. Deney hayvanlarında çok önemli sonuçları var. Son yıllarda kedi köpeklerde de çalışılıyor. Önemli sonuçları olduğunu söyleyebiliriz. Yine engel dediğimiz şey de yine bir protein türü bu. Özellikle akut hasarda böbreklere gelen kan akımının azaldığı işemik ya da bazı ilaçlar, özellikle non-steroid antiinflamatörler ve bazı antibiyotikler, aminoglikozitler gibi antibiyotiklerden kaynaklı nefrotoksisite olgularında veya onların takibinde yaralanılan bir parametre akut böbrek yetmezlikte çok artıyor. Bu da yeni parametrelerden bir tanesi. Yine interleukin 18. Bu bir işemik hasar gelişmesini takiben giderek yükselen bir enzim grafiği. Enzim diyorum, interleukin grafiği çiziyor. Spesifite sensitivitesi oldukça yüksek. Ve son yılların dediğimiz gibi en çok kabul gören ve şu anda da IDEXX firmasının bu anlamda bir cihazı da var. Bunu direkt ölçen kitleri de var. İstanbul, Ankara'daki, İzmir'deki büyük kliniklerin birçoğunun kullandığı bir parametre bu. Simetrik dimetil arginin. Bizim veteran fakültesi hastanelerinde de biz bundan yararlanıyoruz. Bu başta bahsettiğimiz kreatinin gibi glomerül filtrasyon oranını ölçmeye dayalı bir test. Kreatine göre de çok daha spesifik ve sonuçlara da kreatine buradan da bakarsanız kreatinin ve inülinle karşılaşıldığında önemli yakınlık var, korelasyon var arada. İlişkide çok özel. Bu IDEXX firmasının kendisinin yayınladığı bir değerlendirme şablonu. Burada 15-19 aralığından itibaren yükselme başlıyor. 20'nin üzerindeyse eğer, 20 mikrogram üzerindeyse simetrik dimetil arginin bu durumda diğer testleri yapmalısınız deniyor. Ve sürekli yüksek kalırsa da bu durumda böbrek hastalığına şüphelenmelisiniz diyor. Eğer 15 mikrogram desilitrenin altındaysa normaldir hayvanlar. 15-19 aralığında burada değerlendirmelerin yapılması gerekiyor, izlenme gerekiyor burada. 20'nin üzerindeyse daha çok böbrek hastalığıyla ilgili bir değerlendirmedir deniyor. Burada simetrik dimetil arjininle kreatininin kıyaslamasını görüyorsunuz. Şimdi buradaki önemli nokta şudur. Mesela 1,4 köpeklerde, kedilerde 1,6'nın altını biz non-azotemik kabul ediyoruz. Herhangi bir böbrek hastalığı çağrışımı yapmadığını ifade ediyoruz. Bu durumda simetrik dimetil arjininin 18'sinin altında gözüküyor. Eğer simetrik dimetil arginin 14 mikrogram desilitren üzerinde sürekli yüksek kalırsa kronik böbrek hastalıkları için erken gösterge olabilir deniyor. Bunun öyle böyle bir önemli özelliği var. Şimdi şurada ikinci dönem ve üçüncü dönem böbrek hastalıklarıyla ilgili sınıflandırmaları görüyorsunuz. Mesela kedi üzerinden bakarsak 2,8 gibi bir rakamda 25'e kadar çıkıyor. 5 gibi bir rakama ulaştığında da 38'e çıkıyor. Fakat önemli avantaj şu: eğer 14 üzerinde süreklilik varsa, tespit edilebiliyorsa bu durumda simetrik dimetil arjininle bir izleme öneriliyor. Çünkü şu 2,8 ya da 5 gibi aralıklarda neredeyse %75 fonksiyonel nefron kaybı olduğu için geç parametre olarak kabul ediyoruz. Bu çerçeveden baktığınızda simetrik dimetil arjininin erken tanı aracı olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki köpeklerde yapılan bir çalışmadan söyleyeceğim size. SDMA 18 mikrogram desilitre üzerinde ve kreatinin 1,4'ün altında olduğunda biz genelde kreatine göre baktığımızda buna birinci dönem diyoruz. Yani neredeyse böbrek hastalığı yok diyoruz. Ama 18'in üzerinde kalıcı bir durum ikinci döneme işaret ediyor. Yani böyle baktığınızda daha erken tanı sağlayabilecek bir ürün gibi gözüküyor. Çalışma sonuçları şu an bunu ifade ediyor. Yani bir dönem önce yakalayabilirsiniz demek. Bunun şöyle bir önemi var. Mesela kronik böbrek hastalığını birinci dönemde yakalayabiliyorsanız tedavisini renal diyetlerle yapabiliyorsunuz. Ama ikinci dönem ve üçüncü dönem orta ya da şiddetli azotemi olan hastalarda mutlaka renal replasman tedavilerine ihtiyaç var. Benzer olgular kediler için de aynı şekilde söyleniyor. 1,6'nın altında olanlara da birinci dönem derken burada 18'in üstü ikinci dönem olarak karşılık buluyor. Bu da simetrik dimetil arjininin kreatinine göre daha erken uyarı veren bir parametre olduğunu ifade edebilir bize.
Görüntülemeden bahsedeceğim şimdi. Radyografi ve ultrasonografiden bahsedeceğim biraz da. Şimdi görüntülemede arkadaşlar argümanlarımız belli. Radyografide az önce de ifade ettiğimiz lumbar 2 vertebra üzerinden büyüklükleri değerlendirebiliyoruz. 3 katın üzerine çıkıyorsa kedide böbrek büyüktür. 3,5 katın üzerine çıkıyorsa köpekte böbrek büyüktür. 2,5'ların altındaysa da böbrekler küçüktür diye söyleyebiliyoruz. Şimdi aynı zamanda radyografide, direkt radyografide biz ürolitiyel sorguların tanısında yaralanıyoruz. Böbreklerdeki taşlar, üreterdeki taşlar, idrar kesesindeki taşları görüntüleyebiliyoruz. Ama hangi taşları görüntüleyebiliyoruz? Radyo opak taşları görüntüleyebiliyoruz. Yani röntgende beyaz olarak görünebilen taşları görüntüleyebiliyoruz. Allah'tan taşların önemli kısımları, yani kalsiyum oksalat ve magnezyum amonyum fosfat sütrüvit yapısındaki taş grupları radyo opak taşlar. Bunları rahatlıkla görebiliyoruz. Radyografiden böyle bir yaralanma oranımız da var. Hem böbrek büyüklüğünü burada gördüğünüz gibi değerlendirebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi böbrek büyüklükleri. Bakın bir tümör vakası, kedide böbrek tümörü ve böbreklerdeki büyümeyi değerlendirebiliyoruz. Burada bakın radyo opak bir taş gözüküyor. Burası pelvik alan, idrar kesesi alanı. Burada da bu taşın rahatlıkla görüntülendiğini söyleyebiliriz. Taş çıkarıldıktan sonraki görünümü bu. Ve yine burada prepüsyal bölgede taşlar var. Ürolitiyel olgusunda gözlenen. Bunlar da radyografik olarak görüntülenebiliyor. Kontrast radyografi yapılabilir. Radyo opak taşları görüyoruz ama radyolüsans olan taşları göremiyoruz. Bu anlamda kontrast madde vererek değerlendirme yapılabilir. Aynı zamanda çift kontrast yapılabilir. Yani double kontrast dediğimiz hem hava hem pozitif kontrast madde iyotu verirsiniz. Bu durumda nasıl görüntüler ortaya çıkar? Şöyle görüntüler. Radyolüsans taşları görebilirsiniz. İdrar kesesi duvarındaki kanlaşmayı görebilirsiniz. İdrar kesesi içerisinde bir kitle varsa, radyolüsans özellikle bir kitle varsa bunu da görebilirsiniz. Burada bakın kontrast madde verilmiş. Sadece kontrast madde gözüküyor. İdrar kesesi boş. Ama burada, şurada görüyorsunuz bazı yoğunluklar gözüküyor. Radyo opak taşlar bunlar. Bunlar gözüküyor. Buradaysa çift kontrast yapılmış. Bakın şu hava verilmiş idrar kesesine. Siyah gözüken kısım hava. Şu da kontrast madde. Bakın kontrast madde içerisinde defekler var. Bunlar da diğer oluşumları söylüyor. Bunlar radyolüsans taşlar da olabilir. Organizasyonuna göre fıhtı da olabilir. İşte bunları çözmede de ultrasonun ayrıca bir önemi olduğunu söyleyebilirim. Evet, ultrason yaparız. Ultrason böbreklerde ve diğer dokularda iki boyutlu görüntü veren çok önemli bir organ, ultrason. Büyüklüğünü söyleyebiliyor, şeklini, taşları gösterebiliyor, pelvis büyüklüğünü gösterebiliyor. Rezistif indeks dediğimiz böbrek fonksiyonunu ölçebiliyor. İdrar kesesini görüntüleyebiliyoruz. Piyometrayı burada görebiliyoruz. Gebelikleri görebiliyoruz. Yani önemli bir alet diyebileceğimiz bir alet. Burada da 3 tane prop kullanıyoruz. Sektör proplar artık kalmadı, azaldı. Lineer proplar, bizim doğumcuların daha çok tercih ettiği proplar ve konveks proplar. Mikro konveks ve konveks propları kullanıyoruz. Burada tarama açıları dışında sistemleri hemen hemen aynıdır. Burada sektörde tarama açısı daha geniş, burada daha dar ve burada yine geniş bir tarama açısı görüyoruz. Sadece ilk temas noktasının daha büyük olduğunu görüyoruz sektöre göre. Buradan bu görüntülere baktığınızda bu bir böbrek görüntüsü. Böbrek hastalıklarında buradaki şu yapıda longitudinal düzende böbreği görüntülemek önemli. Burada şu kısım korteks, şu kısım medulla. Kronik böbrek hastalığında bu ayrımı net olarak yapamıyoruz. Kronik böbrek yetersizliği var diyebiliyoruz. Böbrek küçülmüşse, kontürleri düzensizse kronik böbrek yetersizliği var diyebiliyoruz. Pelvis renaliste genişleme varsa idrar retansiyonu olduğunu söyleyebiliyoruz. Kaliselerde genişleme varsa hidronefrozis olduğunu söyleyebiliyoruz. Geriye idrar retansiyonu olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani ultrason bunların hepsini bize gösterebiliyor. Karşılaştırma yapabiliyoruz. Burada bakın dalak var. Burada sol böbrek var. Faraza buradaki ekojeniteyi anlayamadınız. Normal mi değerlendiremediniz. O zaman dalakla karşılaştırıyorsunuz veya karaciğerle karşılaştırıyorsunuz. Ekojenite farklarına baktığınız zaman en ekojen olan dalak, sonra karaciğer, sonra böbrek geliyor. Böbrekle karaciğer birbirine biraz daha yakın. Dolayısıyla bu ekojenite farklılığını değerlendirmek için
ultrasonografide karşılaştırmalara başvuruyoruz. Karşılaştırmalar ultrason ekranında direkt olarak da yapılabiliyor. BB modda direkt olarak da yapılabiliyor. Burada bakın korteks medulla ayrımını yapamıyoruz. Kalesilerde peristenaliste bir düzensizlik var ve böbrek kontürleri de düzensiz. Daha çok kronik böbrek hastalıklarında ortaya çıkan durumları ifade ediyor. Bunlar. Burada bakın yine ayrımlarda problemler gözüküyor. Bunları her bir böbrekte değerlendirmeniz, ölçümleri yapmanız gerekiyor. Dopleriniz varsa bu sınırda arkuat ve interlobal arterler üzerinden ve renal arter üzerinden rezistif indeks ölçerek böbrek fonksiyonu da yine değerlendirilebiliyor. Yine bakın burada böbrek içerisindeki şu kısımda gördüğünüz normal bir sağ böbrek ölçümleri yapılmış. Bunları görüyorsunuz. Evet, yine burada bir kitlesel oluşum var. Hatta kavernler var. Gördüğünüz gibi şurada boşluklu yapılar. Bunlar daha çok tümörlere işaret eden olgular. Farklı yapılarda böbreklerde karşılaşabildiğimiz şeyler. Bu bir normal böbrek yapısı, normal böbrek uzunluğu, korteks medula ayrımlarını yapabiliyoruz. Ama burada baktığınızda burada bir genişleme dikkatinizi çekiyor. Burada bir idrar toplanması dikkate çekiyor. Daha çok kronik renal yetmeliklerde karşımıza çıkan renal obstrüksiyon durumunu zaten korteks medula ayrımı da kaybolmuş durumda. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Yine böbrekler düzensiz ve korteks medula ayrımı yok. Yani bir kronik renal yetmezlikten söz ediyoruz. Burada üreteri görüntüleyebilirsiniz. Şurada bir radyoopasite dikkatimizi çekiyor. Radyoopak görünümler. Bunlar taş ve idrar üreterin şurası açık, bu kısım kapalı. Bu üreterdeki obstrüksiyonu gösteriyor. Bunlar da yine görüntülenebilir. İdrar kesesine bakabilirsiniz. İdrar kesesi normalde anekojen gözükecek idrar burada. İdrar kesesi duvarı da 0,15 milimetre kalınlığında olacak. Kalınlaşmalar söz konusu olabilir. Burada gördüğünüz gibi sistit olgularında sıklıkla yaşadığımız durum. Bu kalınlıkları görebilmek, idrar kesesinin yapısal bozukluklarını görebilmek de yine ultrasonla mümkün. Evet, burada yine bakın idrar kesesi duvarındaki kalınlaşmayı, şu ölçüler bizim ölçüm sırasında kullandığımız işaretlemeler. 1,19 santim çıkmış. 0,15 olması ya da 0,2'ye kadar normal kabul ediyoruz. 0,2'yi geçtiğinde kalınlaşmış diyoruz ki bu 1 santimi geçmiş. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. Burada yine bakın 0,28 olarak ölçülen bir kalınlaşma, sistitis olgusu yaşıyoruz. Son yöntemlerden bir tanesi de biyopsi almak. Biyopsi açık olarak alınabilir, endoskopik olarak alınabilir ya da kör biyopsi dediğimiz yöntemle de alınabilir. Tedaviye cevap vermeyen olguların değerlendirilmesinde kullanıyoruz, yararlanıyoruz ya da bir glomerulopatinin tiplendirilmesinde, hasarın boyutunun değerlendirilmesinde, amiloidoz varlığında biyopsiye başvurabiliyoruz. Apseler, hidronefroz, piyonefrit bunların hepsinde dikkat edilmesi gerek. Böbreklerdeki handikap tabii burada kanama eğiliminin olması, kanama pıhtılaşma testlerinin yapılarak bu müdahaleye karar verilmesi önemli. Aksi halde kanama ortaya çıkarsa kontrol edemeyebiliriz. Endoskopik olarak yapılanda öncelikle gaz veriliyor karın içerisine. Karın şişiriliyor. Ardından kamera içeriye alınıyor. Bu da direkt görerek yapılabiliyor. Tabii biyopsi işlemi aynı zamanda daha sonra gaz çıkarılıyor ve biyopsi alınmış oluyor. Aynı zamanda ultrasonografi ile de yapılabilir. Ultrason rehberliğinde de yapılabilir. Son yıllarda tercih edilen yöntemlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar teşhis yaklaşımları içerisinde tabii daha çok şey söylenebilir ama bu kadarlık süre içerisinde bunları söyleyebilirim. Şimdi tabii veteriner hekimlik mesleği kanıta dayalı bir meslek. Bize mutlaka teşhis yaklaşımları yaparken klinik, laboratuvar ve görüntülemeleri kapsayan tüm argümanları kullanmamız gerekiyor. Bunların hepsini kullandığımızda anlamlı. Normal klinik belirtilerde işte dehidrasyon, aktivite azalması, iştah azalması, ağırlık kaybı, kusma, kötü su, ağızda kötü koku, ülserler bunlar görülebilir. Ama bunları kanıtlamak için mutlaka laboratuvar testlere ihtiyacımız var. Köpeklerin yaklaşık 10 tanesinde, 10'dan birinde, kedilerin 3'ünden birinde
böbrek yetmezliği gelişme riski var. Bu böbrek hastalıkları içerisinde de özellikle yaş olarak baktığımızda kedilerdeki orta ve ileri yaşlarda kronik böbrek yetmezliği riskinin giderek arttığını görüyoruz. Bu durumda mutlaka veterinerlerin karşılaşabileceği hastalık grupları içerisinde yer alıyor. Değerlendirmeleri buna göre yapmak lazım. Bir toparlama yapacak olursak, akut böbrek yetmezliğinde üre kreatinin artışı yani azotemi, fosfor artışı, hiperkalemi ön planda, proteinuri var, idrar densitesinin azalması söz konusu. Ama klinik olarak oliguri, anuri ve şiddetli kusmayla seyrediyor. Kronik olgular yine üre kreatinin artışıyla beraber bir azotemi, fosfor artışı var. Burada hiperkalemi yerine hipokalemi öne çıktığını görüyoruz. Proteinuri, idrar densitesinde azalma yine var. Ancak klinik olarak da oligüri anürinin yerini poliüri polidipsinin aldığını söyleyebiliyoruz. Böbrek yetmezlikleri bağlamında baktığımız zaman. Aynı zamanda kronik böbrek hastalıklarında anemi, hipertansiyon ve renal osteotrofi gibi üç tane hayati ve önemli komplikasyonla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla alt üreme sistem hastalığına gittiğinizde işeme bozukluklarının ön plana geldiğini görüyorsunuz. Polla sık idrar yapma, ağrılı idrar yapma, idrar yaparken zorlanma, kum kabının dışına çevreye eve idrar yapma ve hematuri. Kristalüri de eklenebilir buraya. Yine obstrüktif, non-obstrüktif ya da enfeksiyon olgularda alt üreme sistem hastalıklarında durum. Şu resim bile bir şeyler anlatıyor. Normal pozisyonda idrar yapma, zorlanarak idrar yapma şeklinde. Sadece gözlemle bile elde edebileceğimiz bulgular var. Alt üreme sistem enfeksiyon varsa bu durumda sık ürinasyon var, uygunsuz ürinasyon var, idrarın kötü kokması var, koyu renkli idrar, kanlı idrar, idrarı tutamama, genital bölgeleri yarama ve karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Burada da yine bir güç idrar pozisyonunu izliyorsunuz arkadaşlar. Klinik bulgular ve fiziksel muayene bize ancak teşhis seçeneklerini oluşturuyor. Yani böbrek yetmezliği var ya da üst ürener sistemde alt ürener sistemde problem var gibi. Ama laboratuvar bulgular kanıta dayalı güçlü teşhisi sağlıyor. Bunları birbirine ayırt etmek mümkün değil. Hepsini bizim bir arada yapmamız gerekiyor. Bir arada yaptığımız zaman gerçekten çok değerli sonuçlar alabiliyoruz. Bu yüzden veteriner hekimler bütüncül bakar diyorum. Yüksek analiz yeteneğine sahiptir ve klinik, laboratuvar görüntüleme ve diğer özel testleri de kullanabilen bir yapıya sahip bir hekimliğimiz var. Biz insan hekiminin olduğu gibi biz şununla ilgilenmiyoruz, bununla ilgilenmiyoruz diyebilecek bir pozisyonda değiliz. Önümüze gelen sessiz canların problemine çözüm bulmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu çerçevede de daha geniş yelpazeden bakarak kanıta dayalı tüm teşhis yöntemlerini kullanarak teşhis yaklaşımları oluşturabiliyoruz. Evet, beni dinlediniz. Teşekkür ediyorum.